Merhabalar, ben Nurgül. Kanalıma, mutfağıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün çok basit bir tatlı tarif ile sizlere geldim arkadaşlar. Tatlımın adı orman meyveli sütlü etimek tatlısı. Eğer sizlerin de başka isim alternatifleriniz varsa yorum kısmında bizimle paylaşabilirsiniz. Evet, gerekli olan malzemelerimiz. Yaklaşık 1,5 su bardağı süt. Damak tadına göre şekerini ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. 1 çay bardak yeterli geldi. Kremamız için 500 gram kvark, bu süzme yoğurt oluyor. 2 kutu mascarpone kaymak. Dilim bardak ile 1 bardak pudra şekeri, yarım limon suyu, 1 tatlı kaşığı bal, 3 kremamız için gerekli olan malzemelerimizi şimdi güzelce çırpacağız arkadaşlar ve kremamızı elde edeceğiz. Ayrıca çırparken bir şekilde krema ekleyeceğiz. Yaklaşık yarım kutu kadar yeterli olacaktı. Dilerseniz tamamını da ekleyebilirsiniz. Kıvamını sizler kendiniz karar vereceksiniz arkadaşlar. Çok katı olmasın, çok da akıcı bir krema olmasın. Kontrollü bir şekilde kremamızı hazırlayalım. Evet, kıvamı bu şekilde arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Ve müthiş lezzetli gerçekten. Evet. Kremamız hazır. Etimekler tepsiye dizdim. Şimdi tatlımızı hazırlamaya. Tam tepsime etimekleri dizdim ve sıcağı çıkmış olan sütlü şerbetimi her yerine gelecek şekilde üzerlerine döktüm. Eğer burada siz süt tercih etmezseniz arkadaşlar, dilerseniz karamel şerbet hazırlayabilirsiniz ya da sade şerbet hazırlayabilirsiniz. Ben bu kez sütlü yapmayı tercih ettim. Hafif bir tatlı oldu. Ekmekleri sütlü şerbet ile ıslattıktan sonra üzerine hazırlamış olduğum kremayı bolca her yerine gelecek şekilde sürdüm. Daha sonrasında hazır bu şekilde arkadaşlar orman meyveli roti gruyti satılıyor. Sizler dilerseniz elinizde olan ahududu, frambuaz, yani orman meyvesi olan meyvelerinizi nişasta ve şeker ile kaynatıp bir sos elde edebilirsiniz. Bu sosu bu şekilde kullanabilirsiniz. Ben hazır kullanmayı tercih ettim. Çok kolay ve pratik bir tatlı oldu. Bu tatlıyı da sizlerle paylaşmak istedim. Ani canınız tatlı çektiğinde, ani misafirleriniz geldiğinde hemen şipşap yapabileceğiniz bir tatlı. Üzerine bu şekilde kalan etimek parçalarını da ovaladım ve bu şekilde sunum yaptım. Hafif bir tatlıydı. Bizler beğendik. Umarım sizler de yapınca beğenirsiniz. Şimdiden yapacak olanlara kolay gelsin diliyorum. Farklı tariflerde tekrardan görüşmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.